Abi okula gidiyorum, hiçbir şey anlamıyorum. Eve geliyorum, yorgunluktan çalışamıyorum. Bunu mu diyorsun? Bu video tam senin için. Evet. Arkadaşlar biliyorum ki pek çoğunuz bu konumdasınız. Ne okuldan doğru dürüst verim alabiliyorsunuz, ne okuldan sonra evde kendinize yeteri kadar zaman kalamadığı için, hele dershaneye gidiyorsanız hiç zaman kalamadığı için verimli şekilde kullanamıyor musunuz? Bu video sizin için bir ilaç. Evet arkadaşlar, ben Mustafa Yiğit Şahin, 2023 YKS'de TYT'de 691, sayısal alanda da 1.64. oldum. Ve ben de senin olduğun konumdaydım. Benim de okulum vardı. Okuldan sonra ders çalışmak sıkıntı. Okuldan önce ders çalışmak ayrı sıkıntı. Okulda ders çalışmak ayrı sıkıntı. Bunların hepsini biliyorum. Bu yoldan ben de geçtiğim için şimdi sana nasıl daha verimli şekilde her şeyi halledebileceğinden bahsetmeye çalışacağım. Arkadaşlar önce okuldan öncesinden bahsetmek istiyorum. Bilmiyorum sabah insanı mısınız, akşam insanı mısınız bilmiyorum ama ben tam bir sabah insanıydım. Sabah yaptığım işten 5 kat verim alıyordum. Benim için çok daha verimli oluyordu her şey. O yüzden sabah kalkmayı ben çok sık kullandım. Her sabah saat, yani ihtiyacıma göre değişirdi. Kimi zaman 4'te kalkardım, kimi zaman 5'te kalkardım, kimi zaman da 6'da kalkardım. Ama 6'dan geç kalktığım gün yoktur. Özellikle hafta içi günlerde. Saat sabah 6'da kalkar, TYT Türkçe denememi bitirir. Arkasından da geometri veyahut problem çözer veya ikisini de yapmak canım hiç istemiyorsa AYT matematikten test çözer. Ve sen de sabahtan cebine bir 1,5-2 saat falan atabilirsen, 5,5'ta 6'da falan bu saatlerde kalkarsan, başlangıçtan zaten daha okula başlamadan insanlardan öne geçeceksin. Saat 8'de beni servisim alırdı. 8.15'te falan okula varırdım. 8.15'ten benim okulum saat sabah 8.30'da başlardı. O zamana kadar boş yapardım. Okulum başladıktan sonra da şimdi bahsedeceğim alana geliyoruz. Okulu nasıl verimli değerlendirirsiniz? Arkadaşlar birincisi, okulu verimli değerlendirmek için ön yargılarımızı kırmamız lazım. Acaba gerçekten senin bahsettiğin kötü olan hoca, rezalet anlatan hoca, hiçbir şey anlamadığın hoca gerçekten kötü mü anlatıyor? Şimdi objektif bir şekilde onu değerlendirmeye bak önce. Hocadan acaba bir şeyler kapabiliyor musun? Veya bazı konuları iyi anlatıyor, bazı konuları kötü mü anlatıyor? Yani sen bu hocadan anlayabiliyor musun, anlayamıyor musun? Bunu bir seç. Çünkü okulda senin gerçekten çok büyük bir zamanın var. Ve okuldayken, yani kendi başına ders çalışsan bile evde çalıştığın kadar verim alamayacaksın. O yüzden okulda sana bir şeyler anlatırken sen o şeyi anlayabiliyorsan anlamaya bakacaksın ki zamandan kazanabil. O yüzden önce hocalarını güzelce bir analiz et. Hangisi iyi anlatır, hangisi hangi konuyu iyi anlatır bunları falan bir kavra. Ya atıyorum benim mesela biyoloji hocam çok iyiydi. O yüzden ben biyoloji derslerini kesinlikle dinlerdim. Kimyadan belirli dersleri dinlerdim, matematikten belirli dersleri dinlerdim. Değişirdi tamamen dinleyeceğim dersler, dinlemeyeceğim dersler. Bunlar dışındaki dersleri zaten hiçbirini dinlemiyordum, orası ayrı konu. Şimdi ikinci bir nokta arkadaşlar, bence yani arka taraflara oturursanız sizin yararınız olur. Hocaların dersinde ders çalışmak açısından. Yani göze batmazsınız çünkü hiçbir hoca kendi dersinde ders çalışan bir insan görünce çok iyi hissetmez. Ama hocanın da bu noktada bir anlayış göstermesi lazım çünkü siz bir sınav öğrencisiniz. Yani dersinden verim almıyorsanız ve dersin gidişatında herhangi bir bozuşa uğratmıyorsanız siz ders çalışma özgürlüğüne sahipsiniz. Yani anayasanın hangi maddesinde okul içerisinde ders saatinde dersi rahatsız etmeden dersi dinlememe özgürlüğüne sahip olduğunuz. Yani dersin içinde dersi bozmadan sizin dersi dinleyemeyeceğiniz veya derste başka bir şey yapamayacağınıza dair herhangi bir etmen yok. Siz ne telefonla oynuyorsunuz, ne arkadaşınızla konuşuyorsunuz. Dersin gidişatını engellemiyorsunuz. Arkanızda kenarda köşede bir yerde kendi kendinize dersinize çalışıyorsunuz. Yani arkadaşlar bazen sıkıntılı hocalarımız olabiliyor. Bu noktada da işte ya konuşacaksınız, anlatacaksınız. Yani hocalara ters yaklaşmayın. Ters yaklaşırsanız onlar daha da ters yaklaşır. Deyin ki hocam ben o konuya daha gelemedim. Şu konuları halletmem gerekiyor. Ben de o yüzden şu testi çözüyorum. İleride size yetişince dersinize devam edeceğim. Tarzı bir şekilde konuşursanız bence yararınızadır. Gerekiyorsa yani ailenize konuşun, ailenizi ikna etmeye çalışın. Sonra müdür yardımcısına kadar ya gider bu iş, uzar da uzar. O yüzden yani anlaşmaya çalışın, anlamadığınız derse kendinizi ders çalışarak değerlendireceksiniz. Ondan sonra öğle aralarından bahsediyorum. Eğer yemekhaneye gitmiyorsanız öğle arasını ders çalışarak değerlendiriyorsunuz arkadaşlar. Benim okulumda 1 saatlik öğle arası vardı, senin okulunda ne kadar bilmiyorum. Eğer yemekhaneye gitmiyorsan bir önceki teneffüsten git yemeğini ye. Oradaki 1 saati 45 dakika ne kadarsa öğlen ara ders çalışarak değerlendir. Ayrıca matematikte hızlanmak için de ufak bir taktik vereyim. Arkadaşlar o 1 saatlik öğle arasında ben TYT matematik denemesi bitirmeye çalışırdım hızlanmak adına. Yani sen de o seviyelere geldiysen böyle bir şeyler deneyebilirsin. Şimdi arkadaşlar hadi fizik, kimya, biyolojiyi geçtim. Bunun dışında Almancadır, Zartdur, bir sürü dersiniz olacak sizin okulda. En azından bu derslerde ders çalışmaya çalışın. Sonra şundan bahsetmeden geçeyim. Abi arkadaşlarınıza hiç kulak asmayın. Arkadaşlarınıza o falan filan dersin yanınıza gelecektir. Abi şuradan girsin şuradan çıksın ha. Gülün geçin tamam mı? Siz YKS sonucunuza onları güzelce güldüreceksiniz zaten. Hiç sıkıntı yok. Siz kendiniz için bir sene geçiyorsunuz ve bu bir sene içerisinde A'nın, B'nin, C'nin, X'in, Y'nin söylediği hiçbir şey önemli değil. Siz bencil olacaksınız. Kendiniz için ne iyiyse o olacak arkadaşlar. Arkadaşın seni sohbete mi çağırdı boş derste? Muhabbete mi çağırdı? Top oynamaya mı çağırdı? Bir şey yapmaya mı çağırdı?
Hayır. Hayır diyeceksiniz ve ders çalışmaya devam edeceksiniz arkadaşlar. Çünkü sizin bir hedefiniz var, sizin ders çalışmanız gerekiyor. Tamam, dediğim gibi sabahtan 1,5-2 saat atmıştık cebe. Okulda da bir 2-2,5 saat atabilirsek, 2 saat bile atsak çok iyi konuma geleceğiz zaten. 2 saat sabahtan, 2 saat okuldan et sana 4. Okuldan geleceğiz eve. Dershanesi olanlar geçmiş olsun arkadaşlar. Dershanem benim yoktu. Umarım sizin de yoktur. Varsa da umarım verim alıyorsunuzdur. Alamıyorsanız geçmiş olsun yani. Neyse, ben dershanesi olmayanlarla devam edeceğim şu anda. Okuldan eve geldiniz arkadaşlar. Çok mu yorgunsunuz? Uykunuz mu geldi? Hemen kendinize sert bir kahve hazırlıyorsunuz. Sonra onu soğumaya bırakıyorsunuz. O sırada üstünüzü başınızı değiştirin. Yani birazcık rahatlatın kendinizi. Sonra o kahve soğuyunca o kahveyi şatlayın. Şatladığınız gibi de yatağa yatın. 25 dakika kadar, 20-25 arası kişiden kişiye göre değişir. Böyle hemen hafif bir uykuya dalar gibi olup sonrasında alarma şat diye uyanacaksınız ve uyandığınız gibi misler gibi kalkacaksınız. Dinç şekilde kalkacaksınız. Ben sene boyu kullandım bunu. Çok işime yaradı. Sizin de işinize yarayacaktır. Teknik adı da PowerNap. Ben Barış Özcan'dan izlemiştim. Kahve uyku diye paylaşmıştı kendisi. Sınav senemde de sık sık, ayrıca 11. sınıfta sık sık kullandım. Sizin de kesinlikle işinize yarayacaktır. Aklınıza küp olsun. Şimdi eve geldik. Kahve uykumuzu yaptık. Akşam yemeği yiyene kadar güzelce dersimize çalışıyoruz. 1 saat, 1,5 saat daha attık kendimize. Yani akşam geldikten sonra daha çok sabah TYT, akşam AYT şeklinde ilerliyordum. Ama senin durumun farklıdır. Sen belki daha TYT'de şu anda iyi konumda değilsindir. O yüzden sen TYT çalışmaya devam et akşamları da. Hafta sonu geldi mi o haftanın AYT'de çalışan, 12. sınıfta çalışanları toparlamaya çalış. Çünkü 12'yi bir kaçırırsan valla 12'de seni kaçırır. Sınavlardan çok düşük notlar alırsınız ve sınavdan düşük not almak en son isteyeceğimiz şey, çünkü OBP çok önemli. Dediğim gibi akşam yemeğine kadar çalışın. Akşam yemeğinde yedin. Ondan sonra güzelce bir dinlen. Kendine bir yarım saat falan filan izin ver. Karnını bir rahatlat. Ondan sonra tekrar ders çalışıyoruz. Bir buçuk saat daha atarsak kendimize, bir buçuk yemekten önce, bir buçuk yemekten sonra 3 saat, 2 saat okulda, 5 saat, 1,5-2 saatte sabahtan 6,5-7 saat okul varken misler gibi bir saat sayısına ulaşmış olunuz. Yani 6,5'lar 7'ler okula giderken çok iyidir. Hafta sonları da 8'lere 10'lara kadar yolunuz var arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar, bu şekilde gün veriminizi bence arşa çıkarabilirsiniz. Ben özellikle ikinci dönem bu şekilde çalışmaya başlamıştım ve benim için en ideali bu olmuştu. Bence bu video sizin işinize çokça yarayacaktır. Bu videoda söylediklerimi kale almanızı tavsiye ederim. Dediğim gibi uygulayın, farkı görün, çalışmaya devam. Bol şans arkadaşlar herkese. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenin, abone olun. Aşağıda yorumlarda aklınıza takılan bir şey varsa sorabilirsiniz. Bu videodan benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.